Bilim dünyası ortadan kaybolan bir yıldızı konuşuyor. Yıldızın süpernova patlaması yapmadan kara deliğe dönüşmüş olabileceği belirtilirken, olayın doğrulanması halinde tarihte ilk defa süpernova patlaması olmadan kara deliğe dönüşümün mümkün olduğu ortaya çıkacak. Astronomlar dev bir yıldızın bir anda ortadan kaybolmasına bir açıklama getirmeye çalışıyor. Konuyla ilgili iki teoriden biri yıldızın süpernova patlaması yapmadan kara deliğe dönüşmüş olabileceği yönünde. Eğer bu doğrulanırsa, tarihte ilk defa süpernova patlaması olmadan kara deliğe dönüşümün mümkün olduğu ortaya çıkacak. Mevcut teoriler bu kategorideki dev yıldızların bir süpernova patlamasından sonra kara deliğe dönüşebileceğini söylüyor. Bugüne kadar bunun aksi hiçbir gözlem yapılmamıştı. İkinci teori ise yıldızın bir toz tabakasının ardında kaldığı yönünde. PHL 293 bir adlı yıldız, kova takım yıldızında yer alan 75 milyon ışık yılı uzaklıktaki Kinman Cüce galaksisinde bulunuyor. Mavi ışıklı değişken yıldız kategorisinde yer alan bu gök cismi, güneşten 2,5 milyon kat daha fazla ışık yayıyor. Bu tip yıldızlar dengesiz oluyor ve parlaklıkları büyük değişiklikler gösteriyor. 2001 ve 2011 arasında yıldızı inceleyen bilim insanları ömrünün sonuna yaklaştığını tespit etmişti. Kinman cüce galaksisi dünyaya çok uzak olduğu için içindeki yıldızları tek tek görmek mümkün değil. Bilim insanları onların izlerini farklı yöntemlerle takip ediyor. 2019'da İrlanda'daki Trinity College Dublin'den doktora öğrencisi Andrew Allen, ömrünün sonuna yaklaşmış yıldızların nasıl öldüğünü anlamak için teleskopları yıldızın olduğu galaksiye doğrulttu. Fakat Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'deki çok büyük teleskobu yıldıza dair hiçbir ize rastlayamadı. Alan, yıldızın ortadan kaybolması bizi çok şaşırttı diyerek ekledi. Böylesi büyük bir yıldızın parlak bir süpernova patlaması yapmadan ortadan kaybolması çok sıra dışı. Yıldız daha önce de dış katmanlarının bir kısmını uzaya salmış bu 2011'de sonlanmıştı. Mavi ışıklı değişken yıldızlar ömürlerinin sonuna yaklaştığında böylesi değişimler normal sayılıyor gözlemler ve mevcut modeller üzerinde çalışan bilim insanları bu yıldızın süpernova olmadan ortadan kaybolmasına dair iki teori üretti. Bunlardan biri yıldızın daha az parlak bir yıldıza dönüşerek bir toz bulutu arkasında kalması. Diğeri de yıldızın süpernova patlamasına yol açmadan bir kara deliğe dönüşmesi. Dev yıldızların son aşamalarına dair mevcut teoriler bir süpernova patlaması yaşayacakları yönünde. Alan bu doğrulanırsa bunun mümkün olduğunu gösteren ilk gözlemi yapmış olacağız dedi. Görünen o ki yıldızın başına ne geldiğini tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Gökyüzünü aydınlatan yıldızlar gibi siz de bilimin ışığında aydınlanın. Esen kalın. İyi haberler TV'de kalın. İyi haberler TV'de kalın. İyi haberler TV'de. Kalın.